Sevgili dinleyenler, kitaplığa hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir lise öğrencisini ağırlayacağız programımızda. Ahmet, hoş geldin. Hoş bulduk. Ahmet Mansur Tural. Evet. Bir Fransız lisesinde öğrenci şu an. Evet, doğru. Ve Beyoğlu'nun muhtelif yerlerinde okuyucularla buluşan Maz Fanzin ile tanıdım kendisini ben. İki sayı çıktı henüz. Evet, henüz iki sayı var. Üçüncü sayı? Yolda, yani Ocak süper. Ortası gibi. Ocak ortası. 18 Ocak gibi düşünüyoruz. Diye. Evet. Ben de bir şiir yollarım size inşallah. Bekleriz. Yani kapılarımız her zaman açık. Evet, herkese açık. Evet, herkese açık. Instagram ve Twitter var mı şu an? Ya, Instagram hesabımız var. Hı hı. Twitter hesabımız da var ama çok aktif bir şekilde kullanılmıyor Instagram kadar diyebilirim. Yani. Evet. Aczayı. Sayı 2. Evet. Yani. İkinci sayının aczayı olması da güzel bir detay olmuş. Ön sözle, yani günahkarın sunağıyla bir açılış yapalım istiyorum şu an ben. Anılarımız tarazlandı, tel tel kabardı cildimiz. Kelimeler saçıldı, iltihaplandı gözeneklerimiz. Oradan cümleler sıyrıldı, insanlara karıştı. İnsanlara ki nahoş bir eğreti duruş yakıştırdı. O insanlara yaslanıp yaralarımızı sağalttık. Ve fakat yalnızlığımız gitgide kabardı. Acılar köpüklendi. İnsanlara karıştıkça aksimiz bulanıklaştı. Aynalar arındırmıyordu artık bedenlerimizi. Kelimelerle damgalanmıştık. Itır kokulu kabuslarda açıyordu kelimeler. Hecelerinde hapsediyorduk. Kaderimiz yoğrulmuştu. Dalgın bir sayfaya gömülmeliydik. Ne insanlar ne kendimiz bulabilirdi orada bizi. Bu yüzden sığındık kimsenin tenezzül edip okumayacağı şu mazlara. Evet sevgili dinleyenler, Ghost Kayrek şarkısıyla bizlerle. Can't you see that you're
Şehbal Halet ve Ahmet Mansur Tural tarafından yazılmış. Ahmetciğim, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi tabii fanzinde şu an iki sayı olmasına rağmen birçok isim yer almış. Öncelikle onları ben bir zikretmek istiyorum. Tabii. Verdikleri emekten dolayı. Şehbal Halet, Seray Çakır, Seda Saçmacı, İdil Safi, Akif Akgüz, Ahmet Saim Keskin, Fatma İzzet, Yasin Yazıcı, Sin Kaf, mahlaslı bir yazar, Tantu Ali Cenap, Avni Mansur ve bizi tanıştıran sayın, sevgili, çok değerli Ali Çakır. Evet, yaklaşık 12 isim seninle beraber ve henüz ikinci sayı için bence çok iyi bir rakam bu. Hele hele fanzin için çok daha iyi bir rakam. Tabii biraz seni de tanıtmak istiyorum. Türkiye Felsefe Kurumu'nun felsefe olimpiyatlarından birinci olarak çıktın. Nurhan Hoca'nın... Çocuklar Birimin Başkanı olarak onun yani Çocuklar Biriminin düzenlediği bir olimpiyat ve Dünya Olimpiyatlarıyla da bağlantılı. Zaten yani 15 Ocak'ta Dünya Olimpiyatları için bir şey oldu, dil sınavı olacak ilk ona giren öğrenciler arasından. Orada seçilen iki kişi bu yıl Lizbon'a, Dünya Olimpiyatlarına gidecek. Evet, Nurhan Direk önderliğinde yapılan bir yarışma bu. Tabii Türkiye'nin felsefe sahasında beyinler yetiştirmesi çok önemli. Bu açıdan ben bu başarıyı çok değerli buluyorum. Çok yüzüne de söylüyorum çok bunu. Çok teşekkürler. Rica ederim, ne demek. Evet, şimdi bugün bizi buluşturan mevzu fanzin. Dolayısıyla öncelikle bir fanzinin ne demek olduğunu konuşmak istiyorum. Yani biz fanzin deyince ne anlayalım ya da ne anlamayalım? Buna şöyle cevap verebilirim. Genelde fanzin deyince özellikle bunu dağıtım sırasında da çok karşılaştım. Genel bir insanların zihnindeki tanımla başlayabilirim. Pek bir tanımı yok fanzinin. Pek bir karşılığı da yok ve duymadıkları bir şey genelde. Ancak yani fotokopi biçiminde basılmış işte ana akım dergilere bir alternatif oluşturma çabası güden, işte reklam almayan, hatta makbulünün elle yazılması, elle yazılmış biçimlerinin daha makbul olacağı, aslında bir ya alternatif veya bilmiyorum doğru tanımlama olabilir mi ama aslında kendi içinde bir mikro anarşizm de barındıran bir olgu diyebilirim fanzin kavramına özellikle. Yani bunu işte tüketici toplum diyebiliriz buna. Gösteri toplumu diyebiliriz Guy Debord'un deyimiyle. Bu günümüzdeki artık Bauman'ın deyimiyle hipermodernizmdeyiz.
Ve bu artık her şeyin metalaştırılması, her şeyin tüketilir hale getirilmesine aslında bir fanzinden karşı çıkış hala. Çünkü günümüz kapitalizminde veya hipermoderninde tüm karşı çıkışlar da metalaştırılıyor. Fakat fanzinler işte reklam almamasıyla ve hala alternatif doğasını koruması sebebiyle bu meta olgusuna tamamen karşı. Yani hala. Yani aslında mevcut düzeni yayınlarıyla beraber Evet. reddeden bir yayın. Tam olarak redde taşıyabiliyor veya onlara alternatif bir şekilde bunlar da vardı demek istiyor fanzinler. Bu yüzden işte genelde edebiyat sahasında görebiliyoruz. Politik fanzinler var. Çeşitli fanzinler var birçok konu hakkında. Her konuda olabilir. Müzik hakkında olabilir. Peki, herhangi bir mecrada yazabilirdin. Fakat neden bir fanzin olmasını istedin? Bir blog sitesi açabilirdin. Neden bir fanzin çıkarmayı düşündün? Yani daha çok bu soruya şöyle cevap verebilirim. Önce blog üzerinden başlamam daha uygun düşer. Fanzin fikri ilk defa işte birkaç arkadaşla beraber kafamızda oluşmaya başladığında, acaba bir fanzin çıkartalım mı dediğimizde asıl işte karşımızdaki seçeneklerden biri ortak bir blog açmaktı ve bunun üzerinden ilerlemekti. Ama yani dijital alışkanlıklar bize çok yatkın alışkanlıklar değil. Hala işte matbu diyebileceğimiz işte kağıt üzerinden yani kağıt olgusu bizi daha çok ilgimizi çekiyor ve dijital alışkanlıklarda gene ulaşılabilirliği aslında daha sıkıntılı ve aslı itibariyle mesela fanzin düşüncesi biraz önce de dedik meta olgusuna karşı. Eğer biz bunu blog tarzı bir yere taşırsak bu durumdan asla kurtulamayacaktık. Çünkü blog açacağımız belli başlı siteler var ve onlara muhtaç kalacaktık. Gene bir aracı koyacaktık. Tıpkı bunu başka bir yerde de yazı yayınlamaktan hiçbir farkı olmayacaktı. İşte siz de saydınız sabit fikir olabilirdi veya işte belli başlı dergiler olabilirdi. Yani Temmuz Edebiyat'ta da daha önce bir hikaye yayınlamıştım. Yani o çizgide de devam edebildik ama aracı kavramını da ortadan kaldırmak istedik. Çok güzel bir yaklaşım bu. Fakat şöyle bir durum da var. Bu mecmuaları siz çeşitli noktalardan ulaştırıyorsunuz. Bu sefer dağıtıcılar da aracı olmuş Evet. oluyor Yani bir bakıma. zaten dağıtma mevzusu bizim en büyük sıkıntı çektiğimiz konulardan biri. Çünkü dağıtımı biz kendimiz yapıyoruz tamamıyla. Sayı çıktıktan bazen çok sonraları bir yere ancak bırakabilmiş oluyoruz. Bu mevzu özellikle bu şekilde karşımıza çıkabiliyor ama gene daha adil bir sistem var aslında. Çünkü artık birebir de kitapçılarla konuşabildiğimiz için bize daha ılımlı yaklaşıyorlar. Özellikle sahaflar bu konuda çok dağılımlar ve sahaflar da aslında bizde aynı düşünceyi paylaşan insanlar. Bir kitapçı açmak yerine bir sahaf açmanın sebebi de bu aslında. Peki, biraz da fanzinin ismiyle alakalı konuşalım istiyorum. Niçin Maz? Maz ne demek bu arada? Ya Mas aslında şöyle anlatabilirim. Türkçe'de gene olumsuzluk eki olarak düşünebiliriz öncelikle. Ve işte oradaki maz yazısındaki ma'dan sonra kesme işaretiyle z'nin ayrılma sebebi de aslında olumsuzluk eki olduğuna bir gönderme. Ama aynı zamanda maz Arapça'da keçi de demek. Ve Keçi. evet ve bu bir inat diyebiliriz. İşte inat da aslında gene en yakışacak duygu olarak inadı görmüştük. Çünkü zaten yapmak istediğimiz şey alternatif bir şeydi. Yani biz de farkındaydık. Fanzin ulaşacağı kitle veya ulaşılamazlığı çok çok daha yüksek. Ve buna rağmen çıkmaya devam etmesi veya bu düşüncenin var olması aslında bir inat, bir uğraş.
Evet. Peki, fanzin bir süreli yayın ya da süresiz bir yayın diyelim. Daha düzensiz bir şey olduğu için. Bir yanda da şeyler var. Kitaplar. Tabii kitaplık programındayız. Evet. Kitaplar senin için ne anlam ifade ediyor? Hayatında nerede duruyorlar? Kitaplar ya Eko'nun bir sorusu vardı. Yarın kıyamet kopacak olsa ve bunu bilsem, o tabii kitap yazmaya devam, yani bir şeyler yazmaya, karalamaya devam eder miydim diye bir soru soruyor ama aslında bunu kitap okumaya devam eder miydim diye de çevirebiliriz. Ve işte bu soruyu sorduğumuzda ya ben şahsi olarak sanırım asıl o zaman en çok kitabı okuyacağım günün kıyamet öncesi olacağını düşünüyorum. Çünkü kitaplar bunu Borges'in Babil Kütüphanesi öyküsünde de görebiliyoruz. Aslında yani dünya bir kitaplıktan ibaret ve çevremizdeki her şey dille isimlendirilebiliyor. Her şeyi kitaba aslında doğru bir şey olacak. Hapsediyoruz. Yani bu totaliter bir kelime olarak görülebilir hapsetmek veya baskıcı bir kelime olarak görülebilir ama kitabın doğası da zaten baskıcı bir şey. Kendisinden başka bir yani okuyucuyla kendisi arasında başka hiçbir şey kabul etmiyor. İşte bunu okurken de deneyimleyebiliyoruz. Eğer kitabın içine giremezsek, kitaplarımıza bir şey koyarsak kitap bizi asla kabul etmemeye devam ediyor. Yani kitapla alakalı düşüncelerim, daha doğrusu kitap kavramıyla, mefhumuyla alakalı düşüncelerim bunlar diyebilirim. Peki. Yani dünya denebilir. Çok güzel. Tabii kitap deyince ikinci ana kelimemiz okumak. Okumak senin için ne anlam ifade ediyor? Okumak aslında buna yani dünyayı anlamak değil de anlamlandırmak diyebilirim. Çünkü anlamakla anlamlandırmanın bir farkı var ve yazarlar yaptıkları işte çalışmalarla beraber yazdıkları yazılarla beraber dünyaya yeni bir anlam katıyorlar. Herkesin farklı bir dünya görüşü var. Kitaplar bize dünyanın farklı katmanlarını gösteriyor. Yani burada illaki burada şeyden de bahsetmek istemiyorum işte. Üst edebiyat diyebileceğimiz yani edebi şeylerden de bahsetmek istemiyorum çünkü artık günümüzde popüler veya alt diyebileceğimiz romanların da aslında belli bir şeye karşılık geldiğini anlamaya başlıyoruz. Tabii katman katman en alt katmanda kesinlikle edebi eserler yer alıyor. İşte bunlar Şeyh Galip olsun. Dante olsun veya işte Borges olsun, James Joyce olsun, bu tip isimler yer alıyor. Fakat okumaya şöyle de bir cevap da verilebilir. Gene Borges'e döneceğim. Don Quixote yazar olarak Pierre Menard adlı bir hikayesi var ve orada Pierre Menard isimli bir kimsenin Don Quixote'u baştan yazması aslında konu ediliyor ve Don Quixote'u kelimesi kelimesine aynı yazıyor Pierre Menard bütün hayatı boyunca. Bunun sebebi de aslında bütün hayatı boyunca Don Quixote okuması. Yani okumak aslında bir yazma biçimi. Zaten Barthes artık yazarın ölümünü de ilan ettiği bir dönemdeyiz. Artık okuyucu işte hermeneutik okumalar var. Yani okuyucu artık kitabın asli yazarı. Yani yazar artık yazdıktan sonra kitap yazardan kopuyor. Artık işte Pierre Bayard da bunu okumadığımız kitaplar hakkında nasıl konuşabiliriz? Adlı çalışmasında bu durumu da anlatıyor. Yani aslında biz tekrar kitapları yazıyoruz. Yani Okurken. evet okumak yazmaktır. Süper. Zaten birçok şeyin okuryazarlığı çıktı. Medya okuryazarlığı, ekonomi Evet. okuryazarlığı. Evet, yani okumak bir çeşit yeniden inşa etmek. Tabii böyle söyleyince Derrida'yı anmadan da geçmemek lazım. Evet, yani. Evet, bir sonraki sorumuz. Kitaplar dışında ne okuyorsun ya da okuyor musun? Kitap haricinde. Dergi olabilir, başka bir Ya şey olabilir. doğal olarak takip ettiğim dergiler var. Haber siteleri var. Onlar doğal olarak fanzin çıkartıyoruz.
Bundan önce de zaten fanzin takip yani ediyordum ve hala etmeye devam ediyorum. Ama asıl en çok takip ettiğim şey kitap yayınları oluyor. Dergilerden de daha çok, işte fanzinlerden de daha çok, haberlerden de daha çok. Öyle cevap verebilirim. Çünkü kitapların güncelliğini yitirmeme olasılığı çok daha yüksek. Yani kitaplar daha kalıcı şeyler, süreli yayınlar oranla. Sence artık matbuadan okuma alışkanlığı kaldı mı? İnsanlar basılı şeyleri okuyor mu? İlgi gösteriyor mu? Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya genel olarak dijitale doğru bir yönelim çok bariz bir şekilde var. Çünkü artık her şeyimiz dijitalleşti işte. Yani cep telefonları özellikle bu derece hayata girmesi, bizler üzerindeki bu derece iktidarı her şeyi dijitalleştirdi tabii ki. Fakat matbu kitabın ben ömrünün daha uzun olacağını düşünüyorum. Yani dijital en azından benim için şöyle bir cevap verebilirim. Dijitalden okumak, evet belki ben de dijitalden bir kitabı okuduğumda veya genelde dijitalden makaleler okuyorum. Çok daha hızlı okuyabiliyorum aslında matbuya göre. Ancak işte kağıt basılmış kitaplar kitabın aurası diyebileceğimiz bir olguyla bizi karşı karşıya bırakıyor. Yani kaybetmediğimiz bir şey bu aura kavramı ve aslında kitabın değerini dijitalden daha çok o anda algılayabiliyoruz. Çünkü bir an önce de söyledim kitap okuyucuyla arasında bir şey kabul etmiyor. Fakat dijital ortamda gelen bir bildirim olabilir veya herhangi bir şey olabilir. Başka bir siteye geçilebilir. Doğrudan o çok kırılgan bir ilişki var. Oysa kağıt bu açısından dolayı okuyucu üzerindeki bu etkisinden dolayı işte buna koku da diyebilirsin. Bu yarattığı, oluşturduğu auradan dolayı ben matbuanın ömrünün daha uzun olacağını düşünüyorum ve çevremde de bunu görebiliyorum yaşıtlarımda da. Peki sen okumalarını daha çok dijital aygıtlar üzerinden mi devam ettiriyorsun? Kitaplara ve yazılmış şeylere nasıl ulaşıyorsun? Ya dijital ortamdan ulaşmak çok daha kolay. Bir öğrenci için çok daha uygun kesinlikle. Ekonomik olarak. Ekonomik olarak da çok daha uygun çünkü kitaplar özellikle gittikçe pahalılaşan bir haldeler. Fakat olabildiğince kitaplara ulaşmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Yani dijitalden hala kaçma uğraşındayım. Çünkü dijitalde okuduğum bir şeyin benim üzerimde en azından belli bir süre sonra kaybolduğunu ya da etkisini yitirdiğini düşünüyorum. Her ne kadar dijitalde okuduğum anda aynı şey daha rahat anladığımı düşünsem de. Çünkü kitapla okurken kitapla boğuşuyorum. İşte kitapla yani bazen kavga ettiğim oluyor. Fakat dijitalde böyle bir durum yok. Yani cebelleşemiyorum diyeyim. Yani karşılıklı bir iletişim dizgesine beni dijital sokamıyor. O yüzden Evet. ben hala kağıttan matbu kitap almaya çalışan biriyim. Her ne kadar biraz pahalı olsa da. Bu fiyatlarla alakalı bence bir düzenleme yapılması lazım. Vergilerden falan düşürdüler biliyorsun. Yani daha çok çalışılması gerekiyor bu konuda ki kağıt pahalı bir şey. Kesinlikle. Ulaşılabilirliğini arttırmak gerekiyor bu tip şeylerin. Çünkü dediğin gibi ünsiyet kuramıyorum ben. Ben de kuramıyorum. Dijital bir şeyle ünsiyet kurmak çok zor. Halbuki kağıt cismi eline geldiği için daha rahat ediyorsun. Hem okurken, hem not alırken, hem bir şeye kaynak göstereceğin zaman daha rahat bakıyorsun ve yapacağın değişikliğe göre kafanda yeniden üretip yazıyorsun. Bir de mesela ben klavye kullanmaktan daha çok seviyorum kalemle yazmayı. Ya Sende de var mı böyle bir durum? ben de genelde notlarımı kalem kağıt şeklinde alıyorum. Ama şöyle bir durum da var. Klavyeyle almak çok daha hızlı.
ve çok daha rahat alınabilir ama nedense aynı şekilde kalem kağıttan vazgeçilemiyor diyeyim benim Kesinlikle içimde. ben de vazgeçemiyorum deyip tabii dijital mecralarda birçok şeye ulaşım daha rahat. İşte Evet. tıpkı YouTube, Instagram gibi mecralardan bir çeşit işte yeni ünlülerimizin işte fenomen dedikleri ki fenomen aslında daha başka bir Evet, anlam. başka bir şey bu. Bambaşka bir şey o. Bir onlar takip edilebiliyor böyle mecralarda. Bir de işte yazarlar, çizerler gibi isimleri de takip edebiliyoruz. Sen en çok kimleri takip ediyorsun? Genelde YouTube için öncelikle cevap vereyim. Genelde ben YouTube'u şarkı dinlemek amaçlı kullanıyorum ve daha çok şarkıcıları, müzisyenleri takip ediyorum. Yani genelde o fenomen dediğimiz çok takip ettiğim söylenemez, abone olduğum söylenemez ama eski şarkıcıların kliplerine veya işte konser kayıtlarını bulabilmek hoşuma gidiyor işte. O performansı diyeyim, mizanseni izleyebilmek benim YouTube'da daha çok yaptığım şeyler Evet, diyebilirim. konser kayıtlarında ses de bir güzel çıkıyor. Bir de hani o performans, sahne performansıyla birlikte olması ekstra bir tat katıyor. Stüdyo Evet. kaydından kat kat daha güzel bir şey. Evet yani orada da bir aura kavramı gene karşımıza çıkıyor ve mesela stüdyo kayıtları çoğaltılabiliyor. Yani elbette konser kayıtları da sosyal mecralar sayesinde çoğaltılabiliyor ama sanırım Manga grubundan birisinin söylediği bir şeydi. Bir röportajlarında görmüştüm. Artık işte bu her şeyin belki korsanının çıkması gibi mevzularda asla konserin korsanı olamayacak. Evet. Yani konser kavramı her zaman tekliğini koruyacak ve işte Benjamin'in dediği gibi yani o işte Walter Benjamin aura kavramında bir şeyin çoğaltılmasının bir o sanat değerini eksilttiğini söylerdi. Konserler bu anlamda o değerlerini yitirmiyorlar. Çünkü çoğaltılmaları şey olarak imkansız. Buradan şu soruya geçmek istiyorum artık. En sevdiğin yazar, şair ve filozoflardan üçer isim istiyorum senden. Ya çok zor bir soru. Ve neden seviyorsun? Önce şairlerle başlamam herhalde daha uygun düşer. İlk sırada herhalde İsmet Özel var. Çünkü o Türkçesi, Türkçe kullanım gücü. Çünkü şiirde asıl olan şey imgeyle dil kullanım kabiliyeti. Ki imgede doğrudan dil kullanım kabiliyetine bağlı bir şey. Ve bu işte dili kullanırken yani daha önce beklenmedik bir şeyin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ya İsmet Özel'in de şiir okuma kılavuzunda zaten şiir hoşa gelen değil boşa gelendir diye bir tanımı var. Tamamen o tarz bir beklentim olduğu için ve İsmet Özel'in şiirinin mitralyöz gibi yani benim üzerimde öyle bir etkisi olduğu için İsmet Özel. Onun ardından şairlerde Ece Ayhan gene var ki sivil bir şair. Fanzinle de oldukça bağdaştırabileceğimiz bir isim. Ve Ece Ayhan'ın işte Meçhul Öğrenci Anıtı olsun. Bakışsız Bir Kedi Karası olsun. Yoğurt Savul şiir kitabındaki ve şiiri olsun. Tarih Atlaslarına şiirleri olsun. Ece Ayhan ikinci sırada geliyor. Ya yani son dönemden gene Sezai Karakoç o şun ismini vermeden geçemeyeceğim bir isim. Aslında bu liste çok daha kabarık. İlhan Berkler veya Hilmi Yavuz işte bu Yahya Kemal Ahmet Haşim gibi çok kabarık bir şekilde sunabilirim ama son dönem yani Türk şiirinin işte şu anki sıkıntılı bir dönemi var. Aslında dünya şiiri de bu dönemeçte. Şiirin yazılamama durumu var veya uzun bir süredir bir gerçek şair veya Necati Gül'ün deyimiyle işte asıl olan şairin çıkmadığı bir dönemdeyiz. Yani Hikmet Burcu şairinin çıkmadığı bir dönemdeyiz. Bundan dolayı bu son üç isim olarak söyleyebilirim Sezai Karakoç'u da. Şairleri söyledik, Evet. yazarlar.
yazarlar Borges'in çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hazırlıktan 9. sınıfa geçerken yani 3-4 yıl önce tanıştığımı söyleyebilirim Borges'te. Ve ilk defa onu okuduğumda bütün edebiyata olan algımı tamamen yıktı. Tamamen paramparça etti. Ve belli bir süre onun haline kimseyi okutmadı. Yani sürekli Borges'e dönmek durumunda kaldım ki hala Borges'e. Her şeyden sonra dönmek durumundayım işte. Foucault'un kelimeler ve şeylerinden sonra ön sözünde de Borges'ten etkilendiğini, Borges'in Çin hayvan şeyine göre yazdığını söylüyor. Borges halinde Türk olarak İhsan Oktay Anar beni gerçek anlamda edebiyatla tanıştıran kişidir. Onun da metinler arasılığı özellikle çok üst seviyede kullanması bir fantastik olgusunun edebi bir formatta açıklayabilmesi bakımından ve sanırım Kunu Tamsun çünkü Dünya Nimet'ti romanı beni çok fazla etkilemişti. Açlık romanı da çok fazla etkilemişti. Bir sanatçı aslında bir sanatçı romanı Açlık. Bir sanatçı başarısızlığı romanı işte Mavi ve Siyah gibi de bakılabilir. İşte çok fazla sanatçı romanları var. James Joyce'un bir sanatçının genç bir adam olarak portresi gibi. Ama Kunu Tamsun'un bu açıdan yeri başka diyebilirim. Evet. Filozoflar. Filozoflarda ise şöyle felsefe öğretmenimin Nimet Küçük'ün bana verdiği bir kitap vardı. Aslında yaz tatilinde okumam için vermişti 3 yıl önce. Ve ben sadece ilk sayfasını okuyabilmiştim. Ama döne döne okumuştum o ilk sayfayı. O da Tractatus Logico Philosophicus'tu. Ludwig Wittgenstein'ın. Ve işte bütün felsefeye olan merakım, diyeyim, o felsefenin bütün anlaşılmazlığını, o felsefenin tek bir sayfada bütün bir alem tasavvurunun nasıl yapılabileceğini ki madde madde yani bir paragraf şeklinde de söylemiyor ve dili olabildiğince yalınlaştırarak çünkü dilin en saf haliyle Wittgenstein bunu yapıyor. Bundan dolayı Wittgenstein. Onun ardından belki bir filozof değil ama Roland Barthes ismini verebilirim. Çünkü Sasür sonrası özellikle göstergebilme katkıları yani semiolojiye katkılarından dolayı her şeyin aslında bir işte Eco'da da bunu görebiliyoruz. O da bir semiyolog olduğu için. Bir gösteren gösterilen ilişkisine dayandığını görebilmemiz bakımından o ve son olarak da sanırım Althusser diyebilirim çünkü dünyadaki her şeyin aslında ideolojik bir yapıdan kaynaklandığını yani ideolojiden mesela Marx'a göre ideolojiden yani ideolojik ideolojiden kaçabiliyoruz yani ideolojinin sınırlarından kaçabiliyoruz ama Althusser bizim aslında tam anlamıyla ideolojiyle çevrildiğimizi ve işte ideolojik aygıtlar Gramsci'nin kullandığı terimi genişletip devletin ideolojik aygıtları demesi ve bunu olumsuz bir düşünce formatında da değil olduğu gibi olan bir şey olarak göstermesi bakımından Althusser diyebilirim. Evet. Peki. Tüm bunların ardından düşünmek mi, yazmak mı, eyleme geçmek mi? Tarafını seç. Ya oldukça çetrefilli bir soru. Yani aslında ben buna oblomovluk diyerek bir cevap verebilirim. Yani vermek isterdim eğer şıklarda olsaydı. Diyeyim çünkü Oblomov eyleme geçmeyen bir karakter. Düşünen bir karakter mi? Aslında düşünen bir karakter. Orası da yani Gonçarov'un gözünde olumsuz bir şekilde çizilse de aslında günümüzde asla olunmayacak bir kavram oblomovluk. Çünkü artık her çevrildiğimiz işte aslında bir başıboşluk olarak gösterilebilir. Yani işte aileden kopuş olsun veya bu hipermodernizmin işte günümüzdeki modernizmin getirdiği kavram bizi belki yalnızlaştırmış ve oblomovlaştırılmış gittikçe oblomovlaştıran bir şey olarak görülse de aslında asla insanlar oblomov oldurulmayacak. Yani ona asla izin verilmeyecek. Çünkü oblomov
asla eyleme geçilmeyen bir karakter ama günümüzde işte sosyal medya olsun sürekli bir eylem içinde bulunmak zorundayız. Sürekli denetim altındayız. Ablamın tüm bunlara karşı bir karakter. Bundan dolayı şıklarda olsaydı Oblomov'luk derdim ama şıklarda olmadığı için düşünmek diyebilirim. Evet. Peki gelecekten umudun var mı? Dünya nasıl bir yer olacak? Umutlu musun gidişatımızdan? Önce şöyle cevap verebilirim de işte günümüzde çok popüler konular işte çevre olsun veya işte iklim değişikliği olsun yani çok iyimser bir tablo çizilmiyor fakat genelde işte son işte distopya kavramının ortaya çıktığından beridir. Çünkü eskiden ütopya kavramı vardı ve ütopya da sürekli geleceğe yönelik bir kavram. Distopya kavramının ortaya çıktığından beri insanlar genelde hep geleceği distopik olarak düşünüyorlar ama yani ben zamanın lineer veya şey bir şekilde doğrusal bir şekilde aktığını düşünmüyorum. Sürekli işte dairesel bir şekilde aktığını düşünüyorum. O yüzden sürekli tekrarlar olacaktır. Yani tarih tekerrür eder denebilir. İşte bundan dolayı da her devrin aslında belki de her devir geleceğe umutlu veya umutsuz bakan insanlara sahipti. Bundan dolayı ben umutluyum. Yani genel olarak o tarz bir cevap verebilirim çünkü. Evet. Çok karamsar bir insan değilim belki ondandır. Evet. Peki bana hayatı üç sözcük ya da üç mefhum diyelim biz bu da. Üç mefhumla anlatabilir misin? Senin gözünden. Benim gözümden ya bu soru daha önce de karşılaşmıştım ve biraz düşünme fırsatım olmuştu. O yüzden bir kaçamak cevap da verebilirim. Gene Wittgenstein'e döneceğim. Traktatus Logico-Philosophicum'un başında her şeyin üç kelimeyle anlatılabileceği söyleniyor. İşte bu üç kelimeyi herkes farklı bir şey olarak algılayabilir ama bunu Traktatus'ta görmem sebebinden dolayı ve biraz önce dedim Traktatus'un bütün bir alem tasavvurunu yapmaya çalışmış bir kitap olmasından dolayı işte Traktatus, Logico, Philosophicus diye üç kelimeye sığdırabilirim. Peki üç tane nesneyle anlat desek. Oldukça yani güç bir soru ve belki İşte yani taş kağıt makas diyesim geldi açıkçası. Belki biraz komik bir cevap olabilir. Fakat yani işte bütün toplumlarda olsun veya yani tam olarak bilmiyorum. Genelleme yapmam doğru olmaz ama işte karşılaştığım kültürlerde genel taş kağıt makas oyunu var ve insanlığın belki şey o dilsel olarak veya toplumsal şuur altı mı diyelim insanın bilinç altında var olan bir şey taş kağıt makas. Ben taş kağıt ve makasla kaçmaya çalışacağım bu soruda. Peki. Üç tane renk seçelim o zaman bir de. Üç tane renk yani. Herhalde biri siyah olurdu Değil mi? diye düşünüyorum. Aslında diğer ikisine de siyah demek içimden geçiyor. Ben de çok severim Yani siyahı. siyah siyah siyah. Evet. Desem kabul olursa Tabii ki tamam kabul siyah ediyoruz. siyah siyah Süper. Siyah. yani her bir farklı bir siyah. İleride yapmak istediklerin. Böyle makro bir şekilde neler yapmak istiyorsun gelecekte? Gelecekte özellikle yani dil felsefesi ve dil bilim üzerine çalışma yapmak istediğimi söyleyebilirim. Akademik mi ilerlemeyi düşünüyorsun? Evet, akademik ilerlemeyi düşünüyorum çünkü dil felsefesi ve dil bilim akademi dışı yani üniversite ortamının dışında veya o ortamın yani o ortam dışında başka bir yapının sağlayamayacağı
bir şekilde evrildi günümüzde. Özellikle dil bilimde hele ki bunu şu an Amerika ve Kanada'daki dil bilim şeklinde görürsek, çünkü artık nörolojik bir boyuta da evrilmek üzere dil bilim. Yani sadece bunu düşünmek, sadece okumak şeklinde değil, artık bambaşka bir boyutta ilerliyor dil Evet. olgusu ve her şeyin aslında bir dil dizgesi, işte Saussure sonrası. Çünkü Saussure gösterge bilimi fikrini ortaya atarak aslında her şeyin belli bir gösteren, gösterilen ve gösterge olgusu üzerinde inşa edildiğini, insanın bütün bir algısının bunun üzerinden ilerlediğini bize gösterdi işte. Bundan dolayı dil, yani benim dünyayı en azından şu an için, belki bir gün dile karşı da olabilirim. Dilin bu derece işte iktidarına, insanlar üzerindeki hapishanesine veya dil olgusunun belki oldukça abartıldığını söyleyebilirim, ama dil bana işte Kristeva da öyle diyor. Tıpkı Rönesans gibi 21, yani Rönesans'tan sonra insan aklının merkeze alınmasından sonra 20. yüzyılda da insanın dili merkeze alındı ve artık aklı olan, işte Rönesans sonrası akılla beraber gelişen her şey bundan sonra dil üzerinden gelişecekmiş gibi görüyorum. Yani Kristeva'nın hipotezine katılıyorum. Ondan dolayı dil üzerine çalışmak istiyorum. Peki, geleceğe ne bırakmak istiyorsun? Bırakmak istediğin bir şey var mı? Böyle sorulunca aslında İddialı bir cevap çok gelir bu. iddialı bir cevap. Yani her türlü bir iddialı cevap gelecek sanırım. Çünkü sonuçta gelecekten bahsediyoruz. Tabii. Yani benim bırakmak isteyip istemediğimden de emin değilim. Şimdi böyle sorun. Ama yani bırakmak, herhalde her insan bir şey bırakmak ister gibi geliyor. Her insan bilinmek ister veya işte insanın yaratılma sebebi de bir bilinme olgusu. Sonuç olarak mutlaka bir şey bırakmak isteriz, ama şu an için bu bırakmak isteyeceğim şeyden emin değilim. En azından işte anlattığım gibi dil üzerinde bir şeyler yapabilmiş olmak. Yani illa bir şey yapmış olmak değil. Birine bir katkıda bulunmuş olmak işte. Veya yani dille alakalı bir çalışma olabilir aslında diye düşünüyorum. Yani dilin, çünkü dinamiklerini tam olarak anlayamıyoruz hala. Yani dilin dinamiklerinin anlaşılması çok aşırı iddialı olacak, ama onun haline bir şey bırakmak istediğim söylenemez. Peki. Son bir soru. Bana sormak istediğin bir şey var mı? Öncelikle şöyle bir şey sorabilirim. Yani neden fanzin diye bir soru sormak istedim. Yani şu an, çünkü fanzin üzerinden beni davet ettiniz. Hı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani neden mesela bir sürü şey var. Yani neden fanzinini çağırmak istediniz veya bir fanzinciyi mi, bilemedim. Yani o tarz bir terim mi çağırmak istediniz? Evet, yani insanlar yazıyorlar. Bir de egemen bir söylem, bir yapı var. Ve işte belli başlı insanların elinde bu. Dolayısıyla bir de alternatif olarak çıkan ve biz de buradayız diyen insanların gelmesi ve konuşması lazım. Çünkü okuma eylemi artık sadece kitaptan okumak olarak devam etmiyor. Bazı insanlar bunu YouTube üzerinden devam ettiriyor. Bazen radyo dinlemek de bir çeşit okuma yapmak oluyor. Yani mecra değişiyor ama okuma ve anlamlandırma edimleri biçim değiştirerek devam ediyor. Farklı bir biçim olduğu için bence insanlarla buluşması gereken bir şeydi bu. O yüzden. Biz çok teşekkür ederiz Ben teşekkür çağırdığınız ederim. için. Evet sevgili dinleyenler, kitaplığın bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Hepinize
saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz sevgili dinleyenler. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Shoot.
Evet sevgili dinleyenler, kitaplık programının bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Muhsin Namcı'nın Zolf eseriyle bitiriyoruz programı. Kendinize iyi bakın sevgili dinleyenler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.